Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel pembe yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi yakadan başlıyoruz ve belli bir artışlarımızı şuradan ve diğer kollarımızdan arkadan yaparak istediğimiz roba ölçüsüne ulaştığımız zaman gövdemizi örmeye başlayacağız. Yeleğimiz gördüğünüz gibi tamamen düz trabzanlardan oluşan bir model. Yalnız kolumuzda çapraz trabzan örgü sistemini kullandık. Yeleğimizin arka tarafında ise yine Düz trabzanımızı ördük. Sadece kollarımız burada görmüş olduğumuz gövdemizin tamamını ördüğümüz ilk sıramız ve bitiş sıramızda buradaki kolumuzda kullandığımız yöntemimizi kullanarak yeleğimizi ördük. Yeleğimizde bir tane ip kullandım. E, tam bir tane ipim e, yetti. Şöyle ölçüsüne de bakmak istiyorum. Yeleğimiz 1 yaş civarındaki çocuklarımız tabii kilosuna bağlı olarak daha büyük yaşlardaki yani aylardaki çocuklarımız da rahatlıkla giyebilir. Uzunluğuna baktığım zaman yeleğimin tam 29 santim olduğunu görüyorum. Kol altından yeleğimin enine bakıyorum. Kol altından eni ise 26,5 santim. Yani 26 buçuk daha büyük yaşlardaki çocuklarımız için öreceksek şayet buradaki ilk trabzanlarımızı başladığımız yerden sayıyı fazla başlayalım. Geri kalan tamamen aynı yapıyoruz. Yani geri kalan işlemlerimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine birinci sıramızı örüyoruz. Sadece 8 ördüysek 15, 12 ne kadar arttırdıysanız hiç önemli değil. İlk sıramızda yani zincirlerimizde fazla alarak dilediğimiz e, ölçüde örebiliriz. Dilediğimiz yaş grubuna büyütebiliriz. Tek dikkat etmemiz gereken nokta robamızı iki sıra falan daha e, büyük örmemiz. Hani gövde bölgesi de büyüyeceği için çocuğumuzu onu ayarlayalım ve bu şekilde istediğimiz büyüklükte de örmeye hazır o hale gelelim. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Lanoso marka bebe yününü kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz. Ee, şöyle baktığımız zaman buradaki kullanma talimatlarına uygun olarak kullanırsak gayet güzel e, uzun süre kullanabiliriz. Renk numarası 933 ve şöyle baktığımda 100 gram ve 265 metre anti peeling akrilik özelliği olan ipimi 3 numaralı tığımla öreceğim. Hemen Yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. Düğümü atıyorum ve yeleğimin önü için zincirimi çekmeye başlıyorum. İpimiz katlı bir ip gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çektim. Ve 8. zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane ayraç takıyorum bu 8 tane zincir önümüzü oluşturacak e, zincir yani küçük bir yelek yapacağız ama ipimin de dolgun olduğunu lütfen unutmayalım hemen 8 zincirde kolum için örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirde kolumuz için çektim hemen bir ayraçta diğer 8'e takıyorum yeleğimin arkasını örmek için 15 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane zincirimi de yeleğimin arkası için çektim ve ayracıma şu şekilde takıyorum Yeleğimin tekrar kolu için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane diğer kolumuzu çekmiştik. Bu kolumuzu da yine 8 tane zincirimizi çekiyorum. Ve takıyorum ayracımı. Hemen ipimi alıyorum. Şu şekilde ipimiz birkaç katlı olduğu için bakınız toparladım hepsini. 8 tane zincirde önümüz için çekiyorum. 3, 4, 5, 6. 6, 7 ve 8. Evet yeleğimizin ilk bölümünü oluşturacak zincirlerimizi çektim. Bakın minik bir yelek olacak. Yeleğimizi şimdi mezurumla kaç santim geldiğini ölçmek istiyorum. Mezurumu hemen tutuyorum. Yani ipimizin kalınlığını inceliğini e, ölçerek ilk başlangıçta birbirimizin örgüsünü yani kıyaslayabiliriz. Tam 19 santim benim e, zincirimin sayısı 8 önümüz için 8 kolumuz için ve 15 arka 8 ve 8 tekrar ön ve kolumuz için zincirimi çektim ve toplamda 19 santim Eğer 19 cm'sem büyükse e, hiç problem yok küçükse yeleğimizin küçük olacağını bilmemizde fayda var. Hemen ilk başlangıçta zincirimizi fazla çekerek e, tedbirimizi alabiliriz. Bunu da bu şey şu şekilde ayarlayabiliriz. 8 yaptığımız yerleri 10 ya da 12 yapabilirsiniz istediğiniz büyüklüğe göre. Hatta daha fazla da yapabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Daha büyük yapmak istiyorsanız benim 8 yaptığım ön ve kollarımı 12 12 olarak yapabilirsiniz. O zaman arkamızın da büyümesi lazım. Arkamızı ise şu şekilde büyütüyoruz. Arkamız her iki önümüzün toplamından birazcık küçük olması gerekmekte. 12 12 iki önüm 24 olacağı için arkanızı da 20 olarak ayarlayabilirsiniz. Yani ya da Çıçağı 5 yukarı bu şekilde hesap yaparsanız çok daha rahat edip yeleğiniz içinize sine sine örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi biz minik yeleğimizin hemen trabzanlarını kurmaya başlayalım. Evet 8 olan zincir sayımın hemen üzerine elimi tutuyorum. 1 ve 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak 1 ve 2. 2 tane geri geliyorum. Bakınız 2 tane çektim bir tane çekildim ve iki tane çekildim ve ikinciye gelerek tığıma batıyorum yani normalde dördüncü baştan itibaren dördüncü zincire batmış oluyorum çekmiş olduğum iki zincirle birlikte trabzanlarımı örüyorum iki aynı yere batmıyorum 3 4 5, 6, 7. Hemen 7'yi de örelim. 7 ve 8. 8 tane zincirimi bakınız. 8 7de batıyorum, örüyorum. Tam 8 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. 2, 4, 6, 8. Bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer kırmızı ayırıcımdan beyaz ayırıcıma kadar bir zincirimden sonra örmeye başlıyorum. Burada kolumuz içinde 8 tane trabzanımızı örüyoruz. 8 zincirimizi çekmiştik başlıyorum her bir zincirimin içerisine birer tane trabzanımı zincir sıramı atlamadan ilerliyorum. ipimi içten çıkarmıştım şu şekilde ilerletiyorum bakınız 8 tane trabzanı mızı örelim birer birer örüyorum bakın çekiyorum 1 ve 2 ve bir tane daha 1 ve 2 sayalım 2 4 6 ve 8. Beyaz ayrıcımın olduğu yere geldim. Beyaz ayrıcımdan pembe ayrıcıma kadar 15 tane zincirimi örme, örmüştüm üzerine trabzanlarımı hemen bir zincirimden sonra başlatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, ayrıcımı hemen çıkardım ve örmeye başlıyorum. Ayrıcımı çıkardığım yerden itibaren örüyorum. 15 tane trabzanımızı örelim. 15 tane trabzanımızı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15. trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen 15'in yanındaki yerden ayracım düşmüştü. Pembe ayracım vardı. Onu ben aldım. Diğerini mavi aracımız ise düşmüştü ölçerken tekrar takmadım O yüzden sayacağım bakınız 3 4 5 6 7 7 de örüyorum ve son 8. trabzanımı da örerek tamamlıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer önüm için 8 tane zincir örmüştük. Hemen 8 tane trabzanımı da zincirimin üzerine birer birer kuruyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı da örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın minicik bir e, yeleğimiz olacak. Şöyle tamamladığımız zaman. Şimdi ikinci sıramıza hemen başlayalım. Bitiş yönümde 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde. 1, 2 ve 3. Örgümün arka yönünü çeviriyorum buradaki zincirime kadar birer birer trabzanlarımın hepsini örüyorum. Zincirimi birinci trabzan ve hemen ikinci trabzanı ikinci trabzan üzerine ördüm. 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı da örüyorum ve bir tane zincir çekmiş olduğum ayrım yerine geliyorum. 8 tane trabzanımızın üzerine 8 trabzanımızı ördük. Şimdi e, robamızı genişletmek için iki tane zincirimin içerisine hemen trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Önüm için iki tane artışımı bu şekilde yaptım. Burada toplamda 10 tane trabzan oldu ikinci sıramızda. Evet 10. trabzanımın üzerinden hemen bir tane zincir çekiyorum. Yani iki tane artışımı zincir yuvamın içerisine yaptım. Bir tane zincirimi çektikten sonra kolum için yine buradaki zincir yuvasının içerisine iki tane daha artışımı yapıyorum. Bir ve ikinci trabzanımı örüyorum. İki. Şimdi kolumuzu ıı, buradaki 8 trabzanımız zincirimize kadar olan trabzanımızı düz bir şekilde örmek istemiyorum. Bakınız artışımın iki tanesini buradaki zincirin içerisine düz ördüm. Şimdi sadece omuzlarımızda yani robamızın omuz bölgesinde uygulayacağımız işlem tığımın başını doluyorum. Önce bakın sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzana gelerek bir tane trabzanımı oraya örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez atladığım trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ama tabi ipimi yarımlamadan şu şekilde yeniden almak istiyorum. İpimiz çok katlı bir ip olduğu için yarımlanabiliyor. Lütfen gözümü mayalım. Özellikle gördüğümüz zaman hemen ipimizi çıkarıp geri alalım. Hiç mahsuru yok yani bu şekilde yapmamızın. Evet bakın iki tane ördüm. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki şuradaki sırasındaki örmek gereken trabzanı örmüyorum. Bir sonraki sıraya gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Şimdi atladığım trabzanımın üzerine geri dönerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Sadece omuz bölgelerimizde yapacağız bu çalışmamızı. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımız burası. Hemen bir sonraki trabzanımı atlıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığım trabzanıma geri dönüyorum. Ve trabzanımın üzerinden alarak çapraz bir şekilde örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanım atlıyorum. Bakın diğer trabzanıma batıyorum. Ve örüyorum. 1, 2. Daha sonra atladığım trabzanıma geliyorum. Ve örüyorum. Şu şekilde bakmak istiyorum. Yaptığım işleme. Şimdi Şuradan itibaren bir zincirden itibaren iki tane zincirimizin içerisine ördüm artışımı yaptım daha sonra 8 tane trabzanım kolum için bir alt sırada örmüştük altta hazır bakınız onları birbirinin üzerinden geçirdim önce sondaki daha sonra öndeki trabzanımı örerek çapraz şekilde birbirinin üzerinden geçirdim 2 4 6, 8. Bakınız alt sıradaki 8 trabzanımı çapraz bir şekilde ördüm. 2 tane zincirin içerisine sağ tarafta artışımı yaptım. Şimdi bakınız bir tane zincirimin olduğu yere geldim. Buraya düz olarak aynen burada yapmış olduğumuz gibi 2 tane düz trabzanımızı örüyoruz. Artış yerlerimizdeki bu bu işlemden sonraki artış yerlerimizi düz örüyoruz öncesinde ve sonrasında 1 2 İki tane trabzanımı ördüm ve bir tane zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine bu kez yeleğimin arkası için olan artışımı bir zincirimden sonra yapıyorum yine zincirin içerisine bir ve zincirimin içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum İki iki tane trabzan sağ tarafta kolum için ortada bir zincir iki tane trabzan sol tarafta arkamız için şimdi arkamız için olan trabzanlarımı birer birer düz olarak örüyorum sadece bu çapraz işlemi omuzlarımızda yapıyoruz yani kol kısmımızda çalışacağız diğer kısımları düz trabzan olarak örüyoruz birer birer bakınız örüyorum ve sıramı bu şekilde zincirime kadar örerek geliyorum düz. Arkadan bakınız bir zincirimden sonra trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Şimdi aşağıdaki bir tane zincir çekmiş olduğum yere geldim. Bir zincirimin içerisine hemen artışımı yapıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanına ikinci trabzanımı da artıyorum. İki trabzanımı arkam için arttıktan sonra ortaya bir tane zincirimi çekip kolum için olan iki tane trabzanımı artıyorum aynı yere batıyorum bir ve iki şimdi kolumu diğer kolumda ördüğüm gibi çapraz bir şekilde örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum bakınız alt sırada örülü trabzanlar artış yerlerimizi düz olarak örüyorum alt sırada ise Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum ve trabzanım örüyorum. Tığımın başını dolayarak atladığım trabzana geri dönüyorum ve çaprazımı yapıyorum. Bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Ve geri dönüyorum. Atladığım trabzanımın içerisine giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve geri dönerek atladığım yeri örüyorum. Tekrar en son bakınız trabzanımı örüyorum. Atladığım trabzanıma geri dönüyorum. Ve bu şekilde çapraz bir şekilde örüyoruz. Bakınız 2, 4, 6, 8 altını ördüm artışımı iki tane düz hemen bir zincirimin içerisine iki tane düz trabzanım örüyorum bir ve iki iki trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum önüm için iki tane trabzanımı yine bir zincirin içerisine örüyorum ve buradaki artışımı da yapıyorum sonrasında 8 tane olan önüm için ördüğüm trabzanlarımın hepsini birer birer örüyorum. 1 bir, Bakınız 2 devam ediyorum. Saymaya gerek yok. Çünkü sayılı bir işlem yapmıyoruz. İkişer ikişer artışımızı yaptık. En son trabzanımızda mutlaka unutmayalım çünkü biraz şöyle bükülük gibi kaldığı için bazen e, unutulabiliyor lütfen orayı unutmayalım ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum ve 3. sıramıza hazırlanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ikinci sıramızı tamamladım. Ben yine ikinci sıramızda şöyle içimizi rahatlatmak adına e, ölçü olarak vermek istiyorum. Hani bazen yapıyoruz çok küçük oldu e, şeklinde serzenişler olabiliyor. O yüzden bakınız ipimizde tığımızın ölçüsünü söylemiştik. İpim biraz dolgunca olduğu için hemen ikinci sırada zincirimizden bakın zincir bir zincirimizden diğer zincirimize tam 10 santim. 10 santim. Siz de ölçün. Eğer küçük ya da büyükse ona göre örmemize devam edelim. Sonrasında yine kolumuz olan tarafı ölçüyorum. Bir zincirimizden diğer zincirimize ise 8 santim kolumuzun da genişliği. Evet şimdi ölçülerimizi ikinci sıramızda bir kontrol ettikten sonra üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramız için düz olan trabzanlarımızı düz olarak öreceğiz. Buradaki çapraz olarak ördüğümüz trabzanlarımızı çapraz olarak öreceğiz. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha. Yine kolumuzda artışımızı yaparken bir önceki sıranın artışlarını da çapraz alarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi önümüz için 3 tane zincirimi diğer yönde çekmiştim. Hemen çeviriyorum ve birer birer trabzanlarımı düz olarak örüyorum. Birer birer önümüzü düz olarak örüyoruz. Geleceğimizi düz bir yelek olarak örmeyi planlıyoruz çünkü. Birer birer örüyorum. Bakınız artış yerimiz şurası. Bir tane zincirimin olduğu yer. O noktaya gelene kadar alttaki görünen mı birer birer örüyorum ve en son trabzanımı örüyorum ikinci sıramın son trabzanı ve üçüncü sıramın iki tane artışını hemen araya girerek yapıyorum bir iki üçüncü sıramın iki artışını yaptım hemen bir tane zincirimi çekiyorum kolumu örmek için başlıyorum ve iki tane artışımı zincirimin içerisine yapıyorum bir ve iki İki tane trabzanımı ördüm. Şimdi bir önceki sıramızda bakınız artışımı yaptığım e, trabzanlarım düz bir şekilde durmakta. Hemen bu trabzanlarımı çapraz olarak örmeye başlıyorum. Bakın birinciyi atlıyorum. ikinciye batıyorum. Örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Atladığım trabzanıma geri dönüyorum. Üzerinden bakınız bir çarpa gibi oluyor. Tekrar aşağıdaki trabzanıma bakıyorum aşağıdaki trabzanıma önce bakın sırada bu var bunu atlıyorum bir sonraki trabzanıma geçiyorum ve sonra atladığım trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum kollarımız tamamlanana kadar bu şekilde öreceğiz sırada bu trabzanım var atlıyorum bir sonraki trabzanıma ve tığımın başını doluyorum tekrar geri dönüyorum ve aynı şekilde atlıyorum bir sonrakine ve tekrar atladığımı örüyorum ve ilerliyorum atlıyorum bir sonrakine ve atladığımı örüyorum şöyle bakalım bakın gayet güzel oluyor ve tığımın başını doluyorum iki tane bir önceki sırada artmış olduğum trabzanlarımın da sıradakini değil bir sonraki sıradakini örüyorum ve tığımın başını dolayarak atladığım trabzanımı örüyorum şöyle görelim Evet bir alt sıradaki artışlarımı da çapraz şekilde ördükten sonra bir tane zincirimin içerisine tığımın başını dolayarak bir trabzan ve ikinci trabzanımı da örüyorum bir zincirimi çekiyorum yeleğimin arkası için iki tane artışımı zincirimin içerisine yapıyorum 1 ve 2 ve arkayı da dümdüz örerek ilerliyorum burada artışlarımızı ikişer ikişer yapıp ilerleyelim sıramızı düz olarak örüyorum iki artışımı hem arkam için hem kolum için yaptıktan sonra çapraz olarak kolumu örüyorum ve önüm için ve kolum için yine burada da artışlarımı yaptıktan sonra başa kadar geliyorum düz bir şekilde ve bundan sonraki dördüncü sırayı da aynı şekilde örelim sonrasında görüşelim üçüncü sıramızı tamamlayalım dördüncü sıramızı da aynı şekilde tamamladıktan sonra beşinci sıramızda görüşelim Yeleğimin robasını örerek büyütüyorum. 5. sırada görüşelim demiştim ama daha fazla ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramı da ördüm. Şimdi 7. sıramıza başladım. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı işlemlerimizi tekrar ettiğimiz için e 5. sırada değil 7. sıramızda görüştük. Şimdi yine aynı şekilde ikişer artışlarımızı yapıp şu şekilde çapraz bir şekilde de kolumuzun üzerine örerek e, birazcık daha büyütelim. Daha sonra kolumuzu birleştirelim. Yeleğimin robasını örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırama başladım. Bakınız burası 8, burada 9. sırama başladım. Şu şekilde kapatıyorum ve robamızı kol altlarımızı birleştirerek artık kolumuzu ayırıp sadece gövdemizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi kolumuzun altına şöyle bir tane bakınız zincirimi artış yerine bir tane trabzanımı ördüm. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve diğer kol altındaki ayrım yerine geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum 3 zincirimden sonra ve birer birer bütün trabzanlarımı arkadan örerek diğer koluma kadar devam ediyorum düz trabzanımızı örüyoruz arkadan örerek geldim ve artış yerimize bir tane trabzanımı ördüm 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar kolumu büküyorum Ön taraftan bakınız şöyle artış yerine giriyorum bir tane trabzanımı buraya da ördükten sonra birer birer trabzanlarımızı tamamlıyoruz ve yeleğimizin bu şekilde kollarını birleştirdik ve tüm olarak gövdeyi örmeye başlayacağız. Evet kollarımızı birleştirdim şöyle robanın ölçüsünü almak istiyorum en üst kısmın yani omuzdan tam robamın bitişine kadar 12 santim olduğunu görmekteyim. Şimdi robamızdan sonra gövdemizin ilk sırasını örmeye başlayalım. Diğer yönde 3 tane zincirimi çekerek bırakmıştım. Ve örmeye başlıyorum. 3 zincirimi bıraktım. tıpkı omuzlarımda yaptığım gibi bir sıra aynı şekilde çapraz örmek istiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini atlayıp bir sonraki sıraya gelerek örüyorum atladığım sırama yani atladığım trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı zincir olarak ördüm. 2 ile 3'ü bu şekilde ördüm. Tığın başını doluyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Ve atladığıma geri dönüyorum. Örüyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sırama geçiyorum. Tekrar geri dönüyorum. tekrar sıradakini atlayıp bir sonraki sıraya geçiyorum ve başlangıç yerimize kadar bir sıra bu şekilde örmek istiyorum babamızın kollarına uymasını istiyorum geriye dönüyorum bakınız tekrar bir ileri ve bir geri bir ileri atladığıma dönüyorum şu ördüğümüzü yanlışlıkla karıştırmayalım e, çekiliyor bir ileri bir geri ördüğümüz için bakınız bir sıradaki burası ileriye atlıyorum ve geri dönüşümü yapıyorum tekrar sıradaki bu bakınız en son örüyorum 1 ve geriye sıradakine dönüyorum şimdi zincirimin olduğu yere geldim diğer kol altındaki zincirimizi de aynı şekilde çalışacağız tığımın başını doluyorum bakın sıradakini ördüm şimdi sırada burada bir ilerideki zincirimin içerisine giriyorum ve öndeki zincirime dönüyorum yani zincir olması, trabzan olması hiç fark etmiyor. Hepsinde aynı yöntemi uyguluyoruz. Ve bir tane hemen sırt bölgemi bakınız geçiyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Hemen dönüyorum. Ardına batıyorum. Ve diğer kolumuzu da aynen bu şekilde ee, bir ileri bir geri yaparak örüyoruz tekrar bakınız bir tane sıradakini atlıyorum bir sonraki sıraya geçiyorum ve atladığıma tekrar dönüyorum ve bu şekilde sıra başına kadar ilerleyelim Evet bir uçtan diğer uca kadar çapraz bir şekilde birinci sıramı ördüm en uç noktadayım bir tane trabzan da başlamıştım hemen ikinci ile üçüncü çapraz yapmıştım burada da aynı şekilde en son trabzanımı 1 olarak batıyorum. Ve hemen 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 örgümün yönünü çevirerek gövde bölümünden ikinci sıramızı örmeye başlıyorum. Burada yapmak istediğim bu görmüş olduğum ilk sıradaki çaprazımızı modelimizin sonuna kadar devam ettirmek. Her iki yönümüzde de hem diğer önde Bakınız bir tane düz trabzanımızı ve çaprazımızı yeleğimiz bitene kadar devam ettirmek istiyorum. Şimdi bir tane 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Buradaki çaprazımı yine çapraz olarak örüyorum. Önce 2'yi örüyorum. Sonra birinci trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimiz tamamlanana kadar hem başlangıçtaki hem de sonundakini çapraz olarak bir tane örüyorum diğer trabzanlarımı sırayı takip ederek birer birer örüyorum aynen bakınız dümdüz örerek ilerliyorum hiç artık bu ara kısımlarda çapraz bir şey yapmayacağız tamamen düz olarak örelim diğer uçta görüşelim Yeleğimizi yine bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son 3 tane trabzanım kaldı. Bir tane çapraz ve en sondaki tekli trabzan. Şimdi alıyorum yani tek olan trabzanı. Alıyorum tığımı. Bakınız en son çaprazımı önce sondakini sonra atladığım öndekini örüyorum çapraz olarak. Diğerlerini bakın düz olarak ördüm ve son trabzanımı düz olarak tek trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 çeviriyorum. Hemen bir tane atlıyorum öndekine. Bir sonraki sıradakini örüyorum ve tekrar baştakine dönüyorum. Ve diğerlerini düz olarak örüyorum. Ve sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sadece başlangıçtaki ve sondaki trabzanımı Örgümüz bitene kadar yani yeleğimiz bitene kadar çapraz bir şekilde örüyoruz, araları ise düz örgü yani düz trabzan olarak örüp tamamlayalım. Evet yeleğimi e, düz olarak örmeye devam ettim. En son sıramda bakınız yine çapraz olarak aldım. Dilediğiniz boyuta gelene kadar örerek. En son boyutta yine burada ve kollarımızda çalıştığımız gibi çapraz olarak en son sıramızı pembe sıramızı tamamlayalım. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi ben kolumun bir tanesini çalıştım. Bakın şu şekilde beyaz rengimle güzel bir uygulama yaptım. Önümün bir tanesini yine çalıştım. Diğerini sizlerle birlikte çalışacağım. Burası düğme dikeceğim yer olduğu için düz ördüm şimdi diğer tarafı birlikte çalışırız ve düğme ee, dikeceğimi önden yukarıya doğru gelmiştim ve boynumu da çalışmaya başladım boynumu da bakınız belli bir yere kadar geldikten sonra bıraktım sizlerle birlikte devam edelim diye bakın şimdi ikişer trabzan ikişer trabzan atlayarak örüyorum ve üç tane zincir çekiyorum bir 2 3 3 zincirimi çektikten sonra iki trabzan atlıyorum hemen batıyorum 1-2-3 2 tane zincirim trabzanımı atlıyorum. Zincirimi batırıyorum. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı atlıyorum. Şu şekilde batıyorum. Sadece 3 tane zincirimizi çekip 2 trabzanımızı atlayarak batıyoruz. Ve boyun kısmımızı bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tane zincir, 2 tane trabzanımı atlıyorum. 1 ve 2 hemen arasına giriyorum. Örgülerimin tam arasına giriyorum. 1 2 3 ve hemen 2 tane atlıyorum. Batıyorum. Diğer ön kısmına kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. 2 tane trabzanımı atlıyorum bakınız 3 atlamışım hemen geri dönerek düzeltiyorum 1 2 3 2 tane atlıyorum Batıyorum. 1 2 3 başlangıçtaki ilk trabzanımın olduğu yere gelip batıyorum ve 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum ve tam araya bakınız her iki trabzanımın arasına bir tane trabzan örüyorum tepede iki zincir çektim ve bir trabzan örüyorum. Daha sonra sıradaki trabzanlarımın her birinin içerisine ikişer trabzan örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkili trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanıma 1 ve 2. Ve tekrar bir sonraki trabzana 1 2 devam ediyorum. Her trabzanımıza ikişer tane beyazdan örüyorum 1 ve 2 sırayla aşağıya doğru iniyorum başın doluyorum tığımı 1 ve 2 yine 1 2 her trabzana mutlaka iki tane trabzanımızı örüyoruz bir ve 2 tabi e, yarım almayalım ipimiz çok katlı bir ip olduğu için çok hemen parçalanmaya müsait bir ip bir iki. fark ettiğimiz dakikada hemen hatamızdan dönüyoruz 2 bu şekilde ikişer ikişer trabzanlarımızın aralarına girerek aşağıya kadar gelelim aşağıya kadar örerek geldim ikişer trabzan ikişer trabzan şimdi burada görmüş olduğumuz en alt sırayı çapraz yaparak örmüştüm çaprazlarımın arasına da yine ikişer ikişer örerek devam edeceğim başlangıç yerimize bir tane daha trabzanımızı örüyoruz dönüşümüz olduğu için şöyle güzel bir dönüşümüzü yapmak için yanına bir tane daha ilave ediyorum toplamda dört tane bakınız trabzanımız oluyor tam alt kısımdan dönüşte 2 tane çapraz trabzanımın olduğu yeri atlıyorum. Aradaki boşluğa gelerek 1 ve 2. 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane diğer çaprazımı atlıyorum. Boşluğa 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar buradaki iki trabzanımı atlıyorum. Ve bakınız ipimiz yine yarımlanıyor hemen. Şöyle üzerine ördüm diğer çaprazımın hemen yandaki boşlukların içerisine ikişer ikişer ilerliyorum. 1 ve 2. Devam ediyorum. 1 ve 2. Şöyle bakalım. Her bir çaprazın arasına ikişer trabzanımızı örerek uç noktamıza kadar geldim bir uçtan diğer uca kadar ikişer trabzanımı örerek geldim. Bakınız diğer ucumuza çok yaklaştık. Hemen en son bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. Ve buradaki diğer yönden örmüş olduğum bölümün içerisine giriyorum. Bir, iki ve en son üç tane zincir çekmiş olduğum yer var. Oraya da giriyorum ve bir trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye tekrar başlıyorum. Şuradaki pembe ipimizi içeriye çekelim. 3 tane zincirimi çektim. Trabzanlarımın üzerine birer birer örüyorum. 1 Bir, 2 Diğerine devam ediyorum. Sadece trabzanlarımı örüyorum bakınız. Boşluklara falan batmıyorum birer birer trabzanlarımızı örerek başa kadar geliyorum. Şöyle görelim. Trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. En uç noktaya kadar trabzanımızı örerek tamamladım. Bakınız buradaki ön sıradaki trabzanlarımın en uç noktasına kadar trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum 1 ve 2 tane atlayıp araya girerek direkt zincirimi batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 2 trabzan atlayıp tam araya gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 2 tane trabzan atlayıp batıyorum diğer uca kadar 1 2 3 2 tane atlıyorum 1 2 3 sadece 3 zincir çekip 2 hatlayıp batma şekliyle diğer sıra başına kadar örerek kenarımızı tamamlayalım. Yeleğimizin alt kısmında üçer zincir örerek sıramızın başına kadar geldim. Bakınız en son sıramızdayım. En son battığımız yerden tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bu kez 3 tane zincirimin içerisine yine üçer tane zincir çekerek ilerliyorum üçer üçer diğer başa kadar devam edelim. Her 3 zincirimizin üzerine batıyorum. 1 2 3 ve batıyorum. Batıyorum. 1 2 3 Sırayı takip ediyoruz. Diğer uçta tekrar görüşelim. Şöyle görelim. Sıramın başına kadar örerek geldim. Eee 2 tane trabzan olarak örmüştüm her bir trabzanımızın arasını şimdi tam o uç noktadayız trabzanımızın ucuna batıyoruz bakınız yine 3 tane zincir çekmiş olduğum yere ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk bakınız ilk şu şekilde e, pembemizin ayrım yerine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum şuradaki her iki trabzanın tam arasına giriyorum. 1 2 3 ve diğer iki trabzan arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 tekrar her trabzanımızın arasındaki şu bölümlere üçer tane zincirlerimizi çekip batalım ve yukarıdaki kısımda kaç tane düğme yapmak istiyorsak bu kısımda ilik yerlerimizi ayarlayalım. Bir düğme de kullanabiliriz, üç düğme de ya da tüm yeleğimizin boyunca da düğme kullanabiliriz. Kullanacağımız düğmeyi ayarlayarak bu zincir çekmiş olduğumuz sırada düğmemizin karşılığına gelecek yerde ilik yerine buradaki zincirimizi açacağız. Yani kullanacağımız düğmenin boyutuna göre bir ya da iki daha ilave ederek iliğimizi belirginleştireceğiz. Şimdi ben sadece roba kısmında kullanmak istiyorum. Roba kısmında 3 tane ilik olsun istiyorum. 3 tane iliğimi ona göre öreceğim. Şimdi yukarıya doğru 3er zincir çekerek devam ediyorum. Trabzan aralarımı batıyorum. Roba kısmında ise iliklerimi açacağım. Robama geldim. Robamın tam birinci sırasına 3 tane zincir çekmiştim. Bakınız bir tane daha ekliyorum ve yine. Bir sonra geri batıyorum. Burayı ilik olarak kullanacağım. Bir tane daha fazla açarak, ilik niyetiyle burayı ayarlıyoruz. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 kullanacağınız düğmenin büyüklüğüne göre ayarlamalarımızı yapalım. 1 2 3 diğer sırama geçtim. 2 1 2 3 sayıyorum robamı. Yani iliğimi açacağım sırayı. Bir tane ilk başlangıçta yapmıştım 1 2 3 yaptım şimdi bu sırada tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekip batıyorum ve ikinci ilik yerimi ayarlamış oldum 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğerine 1 2 3 1 2 3 ve en son ilk trabzanıma 1 2 3 4 gelerek batıyorum e bu şekilde hem ilik yerimizi ayarladık hem de önümüzü, yeleğimizin alt kısmını şu şekilde tamamladık. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi kolumuzu da buradaki kolumuz gibi ayarlayalım. Kolumuzda da aynen e, her iki tane trabzanların olduğu yerlerin bu aralara ikişer trabzanımızı yaparak ve üzerine üçer zincirimizi çekerek batıp bitireceğiz kolumuzun altından sık iğne yaparak başlıyorum Bakız bir tane battım ve hemen yanına bir tane sık iğnemi battıktan sonra tığımın başını doluyorum hemen aradaki artış yerine iki tane trabzanımı örüyorum kol altlarına sık iğne yapalım ve iki tane çaprazımı atlıyorum arasına giriyorum diğer e Alt kısımda yapmış olduğumuz, yani burada yaptığımız etek ucunda yaptığımız işlemimizin aynına tekrar ediyoruz. Sadece zincir olarak bir tane sıra yeterli olacak. Tabi dilerseniz iki sırada uygulayabilirsiniz. İki trabzanım yine araya giriyorum. İki tane trabzanımı yan yana örüyorum. Tekrar bir ve iki. Şöyle görelim. İkişer ikişer trabzan aralarımıza girerek dolduralım. Ve sıramız bittikten sonra zincirimizi çekelim. İkişer trabzan ikişer trabzan örerek sıramızın aşağısına doğru geldik. Yani kolumuzun altına yine tam artış yerinin olduğu yere iki tane trabzanımı ördüm. Kol altına doğru ilerliyorum. Hemen yanına sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi de alıyorum. Gizleyelim iplerimizi. Hemen bir sık iğne daha Son sık iğnemi yaptıktan sonra diğer sık iğneye gelip kendimizi şu şekilde birleştiriyoruz. Yani sıramız birleşmiş oluyor ve başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Hemen bir ileriye battım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 2 tane trabzandan sonraki noktaya gelerek battım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 trabzandan sonraki araya batıyorum. 1, 2, 3, her iki trabzanımızdan sonraki buradaki görmüş olduğum boşluklara 1 2 3 batarak sıramızı tamamlıyoruz bakın şu şekilde araya giriyorum tekrar 1 2 3 ve bir sonraki 1 2 3 bir sonraki aralarımız zaten çok belirli bakınız üçer zincir çekerek kolumuzu da tamamlıyoruz. Yeleğimiz hemen hemen bitti. Bir düğmelerini dikeceğiz. Bir de minik cep çalışmamızı yapacağız ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, yeleğimizin tüm aşamalarını tamamladık. Çok güzel bir yelek oldu. Şöyle baktığımızda bakınız gayet güzel. Hem kolay, hem de çok şık. Şimdi e, düğmelerimizi istediğimiz renkte dikebiliriz. Ben pembe düşünüyorum. Şimdi e, yeleğime bir de cep yapmak istiyorum. Cep çalışmamızı, yeleğimizi şöyle kenara alalım ve başlayalım çalışmamıza. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Birleştirelim. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve halkamın içini doldurmaya başlıyorum. 2 zincirimizle birlikte 3 4 5 6 7 şöyle biraz daraltalım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane trabzanımı ördüm ve halkamı sıkıştırıyorum şöyle arkadan sıkıştırıyorum Evet şimdi 18 trabzanımızın 9 tanesini ikişer ikişer örerek buradaki uç noktaya kadar ilerliyorum. Bakınız birleştirmiyorum. 1 2 3 Üç zincirimi çektim ve yönünü çeviriyorum. Hemen zincirimi çektiğim yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Hemen dibine bir tane daha batarak ikinci bir trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı bir 2. Iki. İkişer ikişer bütün trabzanlarımızı örerek uç noktaya kadar geliyorum. Evet ikişer ikişer örerek geldim. Tam ortaya bakınız bir tane ayracımı taktım. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine iki defa örüyorum. 1, 2. Bir sonraki trabzanımı 1, ve yine diğer trabzanımı bir olarak örüyorum birinci 3 zincir çektim sıradakini çift ördüm ve sonra iki tane tek ördüm ve tekimi bir tane daha artırıyorum 3 tane tek bir tane çift ördüm şimdi bir tane daha çift örüyorum ve ilerliyorum 3 tane tek 1 2 3 3 tek sıradakini çift olarak örelim tekrar 1 2 3 3 tane tek sıradakini çift batıyorum 1 ve 2 ilerliyorum 1 diğerine 2 ve bir sonraki 3 3 tane tekim ördüm ve hemen işaretimin yanına geldim İşaretimin yanına geldiğim zaman tam işaretimden bir önceki en son ördüğümün yanına şöyle iki defa trabzanın başını doluyorum başlıyorum 1 2 ve alıyorum bir tane ördüm hemen işaretimin olduğu yere tam ortaya geliyorum bakın bir öncesine işaretimin hemen yanındakini iki defa doladım. Tam işaretimin olduğu yeri yine iki defa doladım ve örüyorum. 2 Tekrar bir de işaretimin sol tarafına iki tane örüyorum. Yani iki defa başını doluyorum ve uzatıyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın bir defa başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum ve örüyorum. Tekrar e, burayı çift olarak örelim. İki tane örüyorum ve bir sonrakine başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane tek örüyorum. 3 tekten sonra sıradakini çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Tekrar 3 tane tek. 1 2 ve 3. Sıradaki çift 1 ve 2 Evet sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim bakınız şu şekilde bir kalp çalışması yaptık bu kalbimizle cebimizi oluşturacağız Evet kalbimizi bu şekilde ördükten sonra yeleğimizin ana rengi olan pembemizde etrafını dolaşmak istiyorum hemen ilk bakınız ortaya yakın trabzana ilk sihirli halka içinde yaptığım trabzanımın arasına giriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Bir sık iğne ördükten sonra aynı yere başını doluyorum. Tekrar batıyorum. Ve bir sonraki trabzana gelerek batıyorum. Sadece batıyorum bakınız. Sık iğne başını doluyorum. İkinci kez aynı yere tek seferde batıyorum. Bir sonraki trabzanıma geliyorum. Direkt sık iğne yapıyorum. İkinci kez aynı yere başını dolayarak gelip batıp tek seferde çekiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane atlıyorum. ikinciye geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere batın, başını doluyorum. Ve batıyorum. Bir tane trabzanım atlıyorum. ikinci trabzanımın hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tığımın başını dolayarak batıyorum. Şöyle bakınız. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını dolayarak batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin hemen yanına bir sık iğne. Tığımın başını dolayarak aynı yere örüyorum. Bakınız. Ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek geliyorum. Evet başlangıç noktama kadar devam ederek geldim ve aynı noktaya gelip bitirdim ve kalbimizi bu şekilde hazırladık. Kalpten oluşan cebimizin bir tane de aynısını yapalım. Her iki yeleğimizin önlerine birer birer çalışarak tamamlayalım. Bakınız çok şık oldu. Şöyle bir de diğer tarafa çalışalım ve tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Ben ceplerimi diktim, düğmelerimi de diktim ve yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Çok güzel bir yelek oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere.